Biz Nane Limon ekibi olarak Türkçe Doğal Dil İşleme 2022 yarışmasının serbest kategori birincisiyiz aynı zamanda. Ben takım kaptanı Şeyma Sarıgil, görev koordinasyonunu sağlama, servis, uygulama geliştirme ve analitik model geliştirmelerden sorumluyum. Elif Sarıgil Kara, Ar-Ge analitik yöntem geliştirmelerden sorumlu. Alaaddin Erdinçdal, veri analizi ve veri ön işlem adımlarından sorumlu. Tarık Kaan Koç ise servis, uygulama ve analitik model geliştirmelerden sorumlu. Problem kısaca tanımlayacak olursak, doğal dil işleme teknolojisi kullanılarak aşağılayıcı söylemlerin tespit edilmesi üzerineydi. Bu aşağılayıcı söylemlerin alt başlıkları cinsiyetçi söylemler, ırkçı, küfür, hakaret söylemleriydi. Bunların dışında aşağılayıcı içerik olmayanları da diğer kategorisi altında değerlendirilmişti. Bir çözüme giderken öncelikle veri setini analiz ederek elde bilgiler ışığında veri ön işlem adımlarını, gerekli aksiyonları aldık. Ondan sonra model baseline'ımızı çıkardık. Önce bir temel model ortaya çıkardık. Orada da aslında diğer modellerimize referans olacak model olmuş oldu bu. Daha sonrasında Midlimon Türkçe Nel Pik kütüphanesi ortaya koyduk. Bu Türkçe metinlerdeki yazım hatalarını düzeltmek ve metinlerle alakalı formatları düzenlemek için paylaşmış olduğumuz açık kaynaklı kütüphane oldu. Bu kütüphaneyi kullanan Preprocessing Microservice ortaya çıkardı REST API ile. Bu da aslında parametrik olarak atılan isteklerle veri ön işlem adımlarını gerçekleştirmemizi sağladı. Preprocessing Microservice'in parametre tuning işlevlerini yerine getirdik. Oluşturduğumuz baseline modelin üzerinden ön işlem adımlarını hangi parametreleri kullanırsak daha iyi olabilir, bunu keşfetmeye çalıştık. Ondan sonrasında model tahminlerinde şeffaflık kazandırmak ve olası görüntüleri tespit etmek için şap analizi yaptık. Ve bu şap analizine bağlı olarak veri seti zenginleştirme stratejisi gerçekleştirdik. Fakat bu stratejimiz çok da olumlu bir sonuç alamadık buradan. Yani veriyi çoğaltmamız aslında iyi bir strateji değildi. Bu yüzden bize verilen veri setiyle devam ettik. Model stratejisindeki farklı yaklaşım sergiledik. Bunlardan bir tanesi one-hot encoding metodu kullanılarak multilabel model çalışması oldu. Diğeri de multiclass model çalışması. Bu modellerden başarılı olan modelimizi, kullanacağımız modelimizi Türkçe doğal dil işlemi model servis haline getirdik ve bunu da REST API olarak sunduk. Onun dışında bütün bu adımları, buraya kadar çözüme giden bütün adımları kullanan sosyal içerik analizi uygulaması ortaya koyduk. Bu da aslında firmaların belirli konularda kullanıcılar tarafından yapılan yorumları kendi şirket çıkarları doğrultusunda analiz edebilecekleri bir uygulamaydı. Keşifçi veri analizinden biraz bahsedecek olursak, Google Data Studio dashboard'u üzerinde bir analiz gerçekleştirdik, dashboard da sunduk. Burada bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi, elimizdeki target sınıflar içerisinde aslında hakaret içermeyenlerin normal şartlarda sıfır diye izofensif olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Diğerlerinin ise bir olarak işaretlenmesi gerekiyordu ama arada gürültülü veriler olduğunu fark ettik ve bu veriler üzerine ön işleme gerçekleştirdik. Bir de her target içerisinde çok fazla geçen kelimelerin, yani bizim veriyi artırmamızı aslında olumsuz etkileyen verilerden hangileri olduğunu anlamak için popüler geçen kelimeleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunlar veri setimizi baskılayan verilerdi. Bayes model seçiminde encoding tabanlı yöntemleri denedik. Bunların başarılı olacağını düşündük ve bunlardan Roberto'yu, BERT Bayes Turkish Uncased'ı, BERT Bayes Turkish Uncased 128 skalalı olduğunu denedik. Uncased olmasının sebebi bu arada EDA aşamasında biz elimizdeki verilerden kaç tanesinin büyük harf ve küçük harf başlangıcının düzgün bir şekilde riayet ettiğine bakarak karar verdik. Ve Uncased'ın daha doğru olacağına karar verdik. Bunun dışında Midlimon Turkish Nel Pik kütüphanesi ortaya koyduk demiştik. Bu Türkçe doğal dil işlemi aslında şöyle katkılar sağladı. Normalizer modülü oluşturduk bir tane. Aktif içerisinde 10 tane fonksiyon var. Bu fonksiyonlar verilerin önceden işlenmesi, düzenlenmesi, temizlenmesi için gerekli ön işlem adımlarını gerçekleştiriyor. Onun dışında diğer kütüphanelerde var olmayan Textroot, DTM, Vectorizer modelini ortaya koyduk. Bu da aslında Türkçe metinlerin kelime köklerini ayırıp bu kelime kökleri içerisinde frekansını ortaya koyan bir yaklaşımdı. Onun dışında burada yaptığımız işlemlerin haricinde Türkçe doğal dil işleme yarışması bittikten sonra burada bu kütüphaneyi geliştirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sürekli gelişen bir kütüphane ve kullanıcıların kolay anlaşılır dokümanlar sağladık. Aynı zamanda örnekler sağladık. Dokümantasyonumuz mevcut. Bütün bu yaptıklarımızı kullanan bir veri ön işleme servisi ortaya koyduk ve bunların uygun parametreleri için araştırmalar yaptık. Burada aslında yüksek performansı ölçeklendirilebilir, kolayca entegre edilebilir, esnek parametreler olduğu için hani kullanıcılara özelleştirme seçeneği sunabilen, farklı ihtiyaçlara yönelik farklı istekler atılabilen, Apache 2 lisansıyla açık olarak paylaştığımız, ücretsiz kullanılabilir bir API ortaya çıkarmış olduk. Bu arada hemen aşağıda görmüş olduğunuz şu info, sizlerin bize göndermiş olduğu request'in
yaklaşık 8 salisede reprocessing işleminin yapıldığını gösteren bir infoydu. Modelin tahminlerini şeffaflık kazandırmak ve olası görüntüleri tespit etmek için Chopin izini kullandık. Burada hemen bir tane bir örneğimiz var. Sakallı lavuk trans kız olduğunu iddia eden tweet atar. Maksimum 30 takipçinin sünni hetero anlamı erkek demiş mesela. Burada aslında cinsiyetçi bir söylem söz konusu. Ama bizim modelimiz bunu aslında racist olarak işaretledi. Yani buna bir ırkçılık olduğunu söyledi. Bunun nedenini Chopin izniyle şu şekilde anladık. Buradaki sünni kelimesi EDA'da bahsettiğimiz çok geçen ve veri setini manipüle eden kelimelerden bir tanesi olduğu için burada ırkçılık olarak işaretlediğini fark ettik. Model stratejilerimizdeki farklı yöntem kullandık demiştik. Bunları biraz açacak olursam, multiclass yöntemi de aslında temelde bir tekstin olduğu ve target'ın olduğu, text bu target nedir şeklinde tahminler yapan bir modeldi. Multilabel yaklaşımında ise biz one hot encoding yöntemi kullandık. Bu da aslında her bir target için farklı istatistikleri görebilmemizi sağladı. Burada one hot encoding yöntemiyle skorumuzu 97'ye kadar çıkartabildik ama model stratejisinde multilabel modeli kullanmadık. Daha yüksek sonuç vermesine rağmen kullanmamış olmamızın sebebi modeli kaydettiğimiz zaman bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Bu sıkıntıları çözmekle vakit kaybetmek yerine aradaki %2'lik farkı çok da görmezden gelerek hani multi-class yönteminden devam ettik. Bunun yerine uygulamaları geliştirip bunun üzerinde ince ayar parametreleri yaparak işte batch size'ın learning rate'ini değiştirerek, ondan sonra epsilon'unu değiştirerek, belki maçlarla alakalı bir şey vardır. Bunların hepsini adım adım deneyerek best parametreler ortaya koyduk. Ve oluşturduğumuz best parametreler üzerinden model ortaya koyduk. Bu modeli de aynı zamanda ders olarak yine bir Face API üzerinden çıktık. Bu da aslında farklı uygulamalara kolayca entegre edilebilir ve kullanılabilir oldu bu sayede. Bu da servisin daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağladı. Aynı zamanda tek seferde birden fazla metin isteği atılabilmekte. Burada da hızını ölçtük. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuzda sizin attığınız isteklerin yaklaşık olarak döndüğü şeyleri gösteriyor. Saniyeleri gösteriyor. Yani preprocessing aşaması dahil olmak üzere mikroserviste atılan istekler yaklaşık olarak 12 saniyede geri dönmüş. Bütün bu adımları kullanarak bir sohbet içerik uygulama analizi, yani analiz uygulaması yaptık. Bu da aslında sizin firmanızla alakalı istenmeyen içeriklerle ilgili bir analizi ortaya koyun. Mesela burada bir örnek var. Other kısmında tekrar döneceğiz Antakya yazıyor. Burada firmanızla alakalı other kısmında çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor olabilir. Ama mesela hemen yan taraftaki örnekte bu nasıl saklanı kardeşim, bir işi de düzgün yapın be diye gönderdiğin zaman doğrudan analiz uygulamasında bunun aslında hakaret içeren bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. Bu da aslında sizin uygulamanızda şunu sağlıyor. Sizinle alakalı, firmanızla alakalı kötü bir yorum yapıldığı zaman bunu görmenizi sağlıyor. Dikkatinizi çekmek isterim. Hemen yan tarafta rakip analizi, kullanıcı duruş analizi, takip analizi gibi konular var. Bunlar da ilerleyen süreçlerde, bu yarışma sürecinde dahil olmak üzere, hani yarışmadan sonraki aşamalarda rakiplerinizin sizinle alakalı yaptıkları ya da rakiplerinizin çalışmalarıyla alakalı sizin aldığınız aksiyonlarla ilgili analizleri içeren, aynı zamanda sizin kullanıcılarınızın yaptığı yorumlarla kullanıcınızın duruşunu belli eden ve sizi takip eden insanlar, sizi yorum yapan insanların, takip ettiği insanların da dahil olduğu kontrol ederek aslında bunun gerçekten sizin kullanıcınız tarafından mı yapıldığı yoksa size bir saldırı olarak mı yapıldığını gösteren bir takım uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu uygulamanın mimarisinden bahsedecek olursam bir tane Twitter'da hashtagleri sürekli dinleyen stream bir job yazdık. Bu job anlık olarak AWS, RDS, PostgreSQL database'e şey atıyor, verileri atıyor. Ve sonrasında bu uygulamaya gidiyor. Uygulama Flask'a yazıldı. Heroku altyapısını kullanıyor. Model servisimiz yine AWS altyapısında tutuluyor. Ve Face API ile yazıldı. Model servis preprocessing servise gönderiyor tekste. Temizlendikten sonra model servise tekrar dönüyor. Preprocessing servis de PyPy üzerinde yayınlamış olduğumuz Mintlimon Türkçe'nin RP kütüphanesini kullanıyor. Genel olarak böyle bir mimariye sahibiz. Proje yönetimini şu şekilde ilerledik. Öncelikle arkadaşlarımızla yapacağımız işlemlerle alakalı tartışmak için Miro'yu kullandık. Bu tartışmaları yaptığımız işleri açıp devam ettirebilmek için Trello'yu kullandık. Burada backlog, to do, in progress, review, done ve blocked gibi aşamalardan geçirdik. Ve bunları yaparken mutlaka review'larımızı ve kodlarımızın testlerini yazdık. Unit testlerini yazdık.
Ve daha sonrasında unit testlerden geçenleri PR sürecini ilerletecek şekilde projeyi yönettik. Zaman çizelgimiz şu şekildeydi. Ya projenin tamamlanması için toplam 21 gün vardı. Bunu 20 günden hesap edip 4 çeyreğe böldük 5'er günden. Her yapacağımız iş için, yani temel işler için, keşifçi veri analizi, model stratejisi, servis geliştirme ve uygulama geliştirme olmak üzere bunları çeyreklere ayırdık ve bu şekilde gösterdik. Daha sonrasında yol haritamızda aslında gelecekte uygulama planımız şu şekilde. Bize öncelikle bir fikir, yani problem geldi. Bu problem üzerinden bir fikir yürütmeye başladık. Ondan sonra teknofest sürecine dahil olarak geliştirmeleri, testleri, uygulamaların yayına alınmasını, dokümantasyon gibi süreçleri ilerlettik. Şu anda sunumu yapıyoruz. Ve her şey bittikten sonra teknofest sonrasında da girişim haline gelmek için çalışmalara başlayacağız. Yol haritamız bu şekilde. Türkçe doğal dil işleme ve açık kaynak alanındaki katkılarımızdan bahsedecek olursam, Türkçe doğal dil işleme için Mink Domotürk NLP kütüphanesi geliştirdik ve belgeledik. Reprocessing servisi geliştirdik, bunun ARGE çalışmalarını yaptık. Model servis geliştirdik, bunların ARGE çalışmalarını yaptık. Web'ten anlık olarak veri toplayan bir data scrape yazdık. Twitter API kullanmadık. Geliştirilen proje harici bir bağımlılık gerektirmediği için sürdürülebilir halde. Veriler KVKK ve GDPR'a uyumlu şekilde depolandı. Veri güvenliği ve gizliliği sağlandı. Bu sayede de hani kullanıcıların kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi gibi yasal süreçlere de uyum sağlandı. Aynı zamanda ortaya bir uygulama koyduk ve bu uygulamanın ilk adımını atmış olduk. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yani 10 dakikada gerçekten çok büyük bir proje gerçekleştirdik. 10 dakikada sunabileceklerim bu kadar ama soru cevap yaparsak belki daha da genişletebiliriz diye düşünüyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederim.